Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet. Yes! Bu videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Yes! Konseptler bir bölümü ile daha karşınızdayız sevgili değerli izleyici konuklar. Şiir alanında ilerliyoruz genel itibariyle. Sizlerle dinleyeceksiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Deneme verinizi, makale verinizi, çeşitli günlük ve benzeri işte denemelerimizi, makalelerimizi, şiirlerimizi, yani şekilde başkalarının yazmış olduğu şiirler, başkalarının yazmış olduğu denemeler, makaleler hiç fark etmez. Bizim biz sizin konseptlerimizde yayınlamaktayız. Şiirler yine aynı şekilde geçerli. Bizler seslendiriyoruz bu seri platformumuzda. Sizler de bunu bilmektesiniz. Bir kez daha hatırlatalım diyorum ve bugünkü konumuz ne? Atilla İlhan sevgili değerli izleyici konuklar. Atilla İlhan bildiğiniz üzere büyük bir şairhaneydi. Aşkta kaleme alıyordu şiirlerini, satırlarını. Kendisini rahmetle anarken sevgili değerli izleyici konuklar, Ben Sana Mecburum adlı şiirini siz değerli izleyici konuklarımla paylaşmak istiyorum. O halde odaklanayım biraz. Ben sana mecburum. Adını Mıh gibi kafamı taşıyor. Yemek. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Bahara hazırlanıyor. Bu şehri, o eski İstanbul vurur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Adını Mıh gibi, Mıh gibi taşıyorum. Sırtımda omuzlarımla kafamda. Bilemez. Ben sana mecburum. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Sokak lambaları ise birden yanıyor. Ama ben sana mecburum, sen yok. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan sonbahara hazırlanıyor. Bu şehri, o eski İstanbul bulur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Adını Mıh gibi, Mıh gibi taşıyorum. Sırtımda omuzlarımla kafamda. Bilemez. Ben sana mecburum. Kaldırımlardan yağmur kokusu. Sokak lambaları ise birden yanıyor. Ama ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan
bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan. Ya Allah. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup bir köşe başında deliksiz dinlesem, sonra kullanılmış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam ne tutsam nereye gitsem, ben sana mecburum ama sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun, ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden, belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışım, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakittir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakittir yaşamak düşünsen, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor, içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum ama sen yoksun. Ama bilemezsin sevgili değerli izleyenler ve burada noktalıyoruz. Ya ben açıkçası güzel bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Çünkü yani o ruhu yansıtamadım. Ama bir nebze olsun hakkını vermeye baktık. Zaten şiir dediğimiz şey yani bakarak da okusak, bakmayarak da okusak, hani o özveriyi verebilmek için elimden geleni yapmaktır. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Ha, en iyisini yaptık mı? En iyi performansımızı kendimiz adına sergileyebildik mi? Onu da itiraf edelim. Sergileyemedik tabii ki ama daha iyi yapabilirdik. Bunu da zaten ilerleyen projelerimizde tekrardan gündeme getirebiliriz bu şiiri. Lakin sevgili değerli izleyici komutlar, ben bugün bu kadar diyorum. Umarım beğendiğiniz, hani içinizde ukde kalan yaralara merham olabilmişizdir lan bu fiille inşallah. Bizim amacımız zaten faydalı bir dille eğlenceli içerikler çıkarmak. Hani yolda bizlere destek verirseniz, beğenileriniz, yorumlarınız bize zaten fazlasıyla motive ediyor. Neyse, en iyisi velhasıl kelam sözü öze bağlayalım ve selam diyelim. Yes! Senin videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Aynı günler esenlikte.